ABD Federal Soruşturma Bürosu, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına katılacak ABD'li sporculara olası bir siber saldırıya karşı telefonlarını evde bırakmaları, Çin'de ise kullanat telefon kullanmaları uyarısında bulundu. FBI'dan yapılan yazılı açıklamada Pekin'deki kış olimpiyatlarına katılacak sporculara siber güvenlik uyarısı yapıldı. Kremlin, Pekin'deki kış olimpiyat oyunları sırasında düzenlenen toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in güvenlik konusundaki ortak görüşlerini açıklayacaklarını duyurdu. Kremlin'in üst düzey dış politika danışmanı konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çin'le uluslararası ilişkilerin yeni bir döneme girmesine ilişkin ortak bir açıklama hazırlandı. Bu açıklama Moskova ve Pekin'in diğer konuların yanı sıra güvenlik konusundaki ortak görüşlerini de yansıtacak dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine 3000 asker gönderilmesini onayladığı iddia edildi. Pentagon sözcüsü John Kirby, 2000'i Polonya ve Almanya'ya, 1000'i Romanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3000 ABD askeri gönderileceğini doğruladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin ilave asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait jetler İskoçya'nın kuzeyinden İngiltere hava sahasına yaklaşan 4 Rus uçağına müdahale etti. Rus uçaklarının hava sahasını ihlal etmeden ayrıldığı bildirildi. Almanya'da medya konularında lisanslama ve denetleme komisyonu yaptığı açıklamada Russia Today'in Almanca kanalının gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edildi. YouTube'da 29 Eylül'de Russia Today'in Almanca yayın yapan iki kanalının hesabını kalıcı olarak kapatmıştı. İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği bitkilerin ortalama bir ay erken çiçek açmasına neden oluyor. Araştırmacılar 18. yüzyıldan bugüne kadar kayıtların bulunduğu Doğanın Takvimi adlı veri tabanında 406 bitki türüne ait 400 binden fazla gözleme odaklandı. Bitkilerin erken çiçek açmasıyla artan küresel sıcaklıklar arasında güçlü bağlantı olduğu bulundu. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Uluslararası Tibet Hareketi ve Dünya Uygur Kurultayı gibi kuruluşlar, AB'ye insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden kişi ve kuruluşlar listesini genişletmesi için talepte bulundu. Açıklamada, Tibet'te Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik baskılarda yer alan, büyük çaplı tutuklamalar ve sistematik asimilasyona dahil olan tüm Çinli yetkililerin yanı sıra, hak ihlallerine destek veren tüm kuruluşların da listeye dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.